Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çapraz, uyak düzeninde yazılmıştır. Bakıyoruz yaprak, uzak, sana, sana. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çapraz, uyak var. Bunu eliyoruz. Benzetmeye başvurulmuştur. Bakalım Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak sevgili. Yani seni neye benzetiyor? Açılan bir güle benzetiyor. Burada benzetme sanatı söz konusu. Ahen konsuru olarak Redif'e yer verilmiştir. Ee, evet şöyle getirdim sana ve getirdim sana yazılış anlam ve görev bakımından aynı olduğu için bunları arkadaşlar Redif diyebiliriz. Bahar ve şarkılar arasında da gördüğünüz gibi tam uyak var. Bunu da ediyoruz. 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. İlk iki dizinin hecelerini sayalım. Birbirine denk ise ve 11 ise tamamdır. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Doğru 11'li hece ölçüsüyle de yazılmış. Yaşama sevinci teması işlenmiştir. Bakalım. Açılan bir gülsün. Sen yaprak yaprak. Ben aşkımla bahar getirdim sana. Tozlu yollarından geçtiğim uzak. İklimden şarkılar getirdim sana. Burada bir yaşama sevinci yok. Bir aşk teması var. Dolayısıyla cevabımız Edirne. İçerik özelliklerinden hareketle bu beyitlerin aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alındığı söylenebilir. Sakın komşu hakkında olma gafil ki komşu hakkı tanrı hakkıdır bil. Sakın komşunun hakkında bir şey söyleme çünkü komşu hakkı tanrı hakkıdır diyor. Çünkü incitmez. Yani çün çünkü. Çün incitmez meseldir komşusun kurt sen incitmek neden olanı hem yurt. Ağırla komşu izzet gerekse, hudadan rahmetü cennet gerekse, komşunu iyi ağırla izzet yapman gerekiyorsa, hududan rahmetü cennet gerekiyorsa. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir öğreticilik söz konusu, diğer bir taraftan arkadaşlar bir nasihat verme söz konusudur. Evet. Bu şekliyle baktığımızda pendiname, nasihatnamedir diğer adı cevabımız Adana. Seyahatname, gezi yazısı, kıyafetname, kişinin kılık kıyafetinden kişiliği hakkında bilgi veren eserlerdir. Surname, padişah çocuklarının e, sünnet ve düğün törenlerini anlatan eserler gazavetname zaten değil cevabımız Adana. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Şiir ve nesirde uyum sağlamak için söz başlarında ve ortalarında aynı ünsüzün veya aynı hecelerin tekrarlanması demektir. Destan geleneğinden halk öykücülüğüne geçişin İlk örneği sayılan nokta 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 bu türden ses tekrarları çok fazla görülür. Destandan halk hikayeciliğine geçişte köprü olarak kullanılan ve bu geçişin ilk ürünü olan eser Dede Korkut eseridir arkadaşlar. Kitabı Dede Korkut değil mi? Şiir ve nesirde uyum sağlamak için söz başlarında veya ortalarında aynı ünsüzün, bakın dikkat, aynı ünsüzün birden fazla tekrar etmesine de aliterasyon denir. Cevabımız Adana. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Evet. 17. yüzyılda yaşamış klasik Türk edebiyatı şairidir. Hikemi Gazel. Lütfen dikkat altını çiziyorum önemli kısımların. Olarak adlandırılan didaktik tarzdaki gazellerin en önemli temsilcisidir. Şiirlerinde toplumsal eleştiriye sıkça yer veren şair, lirizmden uzak olmasına karşın kuruluğa düşmeyen didaktik şiirler yazmıştır. Dünyanın geçiciliğinden, dürüstlüğün öneminden söz etmiştir. Seyahatname türündeki eseri Tuhfetül Harame 17. yüzyıl süslü nesrinin önemli örneklerindendir diyor arkadaşlar. Şeyh Galip divan edebiyatının son büyük şairi 17. yüzyılda değil. Nedim deyince aklınıza lale devri mahallileşme akımı gelecek ama burada süslü nesrin diyor. Hayali değil, Şeyhülislam Yahya değil arkadaşlar. Nabi'den bahsediyoruz. Cevabımız Ceyhan. Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı eseriyle ilgili numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Tipleştirmeye dayalı bir tiyatro anlayışını yansıtan Şair Evlenmesi Şinasi tarafından yazılmıştır. Bu tek perdeli komedyalı Şinasi halk tiyatrosu geleneğinden yani orta oyunundan yararlanmıştır. 1 ve 2 doğru. Eserine piyes yerine oyun adını vermesi kişilerine oynadıkları rol ve karaktere uygun isimler koyması onun orta oyunu geleneğine bağlılığını göstermektedir. Ziba Dudu falan var biliyorsunuz. Bu da doğru. Sakine var. E, eserin yazılış amacı batılılaşmanın olumsuz yönlerini vermektir. Yanlış arkadaşlar. E, burada e, şair evlenmesinin veriliş amacı, görücü usulü evliliği eleştirmektir. Dolayısıyla Denizli Şıkkı yanlış. Şinasi'nin kendi deyimiyle, bile bile halk diliyle yazılan bu eserde kişilerin eğitim düzeylerine göre konuşturulması da dikkat çekicidir. Bu da doğru. Cevabımız Denizli. Aşağıdakilerden hangisi bazı özellikleri verilen yazara ait eserlerden biridir? Avam alt tabaka için edebiyat olmazmış. Ne hezeyan, saçmalık. Avam ceh, bilgisizlik içinde boğulsun. Biz karşıdan seyrine bakalım öyle mi diyen yazar. Halkın bilgisini genişletme işini tıpkı Ahmet Mithat Efendi gibi eserleri aracılığıyla yapmaya çalışır. Eserlerini birer gözlem sonucunda yazmakla beraber anlatmak istediklerini daha iyi belirtebilmek için kimi zaman mübalayeye yani abartıya kaçmıştır. Halk için yazı yazmanın doğal bir sonucu olarak halkın anlayacağı bir dille yazmak gerektiğini düşünmüş ve Servet-i döneminde bağımsız yazar olarak kalmıştır. Arkadaşlar halkı ön plana alıyor ve halk için yazıyor, sade bir dil kullanıyor. Kimden bahsediyoruz? Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan bahsediyoruz. Şimdi şık onun eseri biliyorsunuz. Cevabımız Adana Yaprak dökümü Reşat Nuri'nin. Bunu eliyoruz. Hüküm gecesi Yakup Kadri'nin. Bunu da eledik. Çingeneler Osman Cemal Kaygılı'nın. Bunu da eliyoruz. Sözde Kızlar Peyami Safa'nın. Bunu da eliyoruz. Cevabımız adama. Bu parçalarda sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki numaralanmış parçalar bir eleştiri yazısından alınmıştır. Roman, Yeni yapılmış büyük bir apartmanın 9 odalı bir bölüğünde oturuyoruz cümleleriyle başlıyor. Yazar bu odalarda oturan insanları anlatarak bize o yılların Ankara'sından toplumsal bir kesit sunuyor. Romanın en önemli özelliği dili. Yazarın 1934 yılında böylesine temiz bir Türkçe ile roman yazması bir başarı sayılmalı. Romanda yer yer bir Çehov havası özellikle var. Özellikle Raife Hanım'ın kızlarının anlatıldığı sayfalarda. Birkaç roman da yazmış olmakla birlikte edebiyatımızda hikayeci olarak tanınmaktadır. Sağlığında yayımladığı iki kitabındaki hikayelerinden biri 1912 Elmalı'nın tasası, biri de 1916 Gevenli Hacı. Tarihini taşıdığına göre sanatçının yaşıtı ve çağdışı Ömer Seyfettin aynı yıllarda yazmaya başlamış olduğu anlaşılıyor. Çehov tarzı diyor arkadaşlar ve hikayeci diyor aslında en başta. Dolayısıyla Peyami Safa'yı eleriz. Mithat Cemal Kuntay'ı eleriz. Reşat Nuri Güntekin'i eleriz. Çünkü neden? Hem diyor ki gördüğünüz gibi Ömer Seyfettin aynı yıllarda yazmaya başlamış. Çehov tarzı temsilcisidir diyor. Şimdi bakıyoruz Said Faik Abasıyanık değil. Neden? Çünkü burada bahsedilen eser yeni yapılmış büyük bir apartmanın 9 odalı bir bölüğünde oturuyoruz. Cümlesi Ayaşlı ve Kiracıları adlı romanın ilk cümlesidir ve Memduh Şevket Esendal'dan bahsediyoruz. Cevabımız Bursa şıkkı. Bu parçada söz edilen durum aşağıdaki roman kişilerinin hangileri arasında vardır? 19. ve 20. yüzyıl başlarında edebiyatımızda ana konu olarak karşımıza çıkan Doğu Batı ya da Eski Yeni Çatışması mekan boyutunda İstanbul yaşamının anlatılmasıyla verilir. Tanzimat Edebiyatı'nda Ahmet Mithat'la Felatun Bey ve Rakım Efendi'de ortaya çıkan Doğu Batı ya da Eski Yeni tiplemeleri Cumhuriyet Edebiyatı'nda da görülür. Örneğin bu tipler Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Seyahatleri Ayarlama enstitüsünde e, Halit Ayarcı ve e, Muvakkit Nuri Efendi olarak karşımıza çıkar. Şimdi arkadaşlar baktığımızda Ahmet Celal ile Emine Yaban romanında karşımıza çıkıyor. Evet. E, Vehbi Dede ile Rabia Sinekli Bakkal'da karşımıza çıkıyor ve kesinlikle şöyle Sinekli Bakkal diyorum ve kesinlikle yukarıdaki öncüllere uymakta. Çünkü bir doğu batı, bir eski yeni tiplemeleri burada görülmektedir. Halde Edip Adıvar'ın varın sinekli bakkal cevabımız Bursa. Adnan ile Bihter'e baktığımızda arkadaşlar hangi eser karşımıza gelecektir? Aşkı memnu. Tabii ki burada böyle bir şey söz konusu değil. Bunu eliyoruz. Behiç ile Fahri'ye baktığımızda arkadaşlar yine Peyami Safa'nın Sözde Kızlar isimli romanında karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunu da eledik. Feride ile Kamuran'a baktığımızda arkadaşlar tabii ki Çalı Kuşu romanında karşımıza çıktığını buluyoruz. Bunu da eliyoruz. Cevabımız Bursa şıkkı. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta 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 şiirin yanı sıra öykü, roman, tiyatro türlerinde de eser vermiştir. Şiirlerinde sevgi, özlem, sevinç gibi konulardan başka çağın toplumsal sorunlarını da ele almıştır. Roman ve öykülerinde çoğunlukla Ege bölgesindeki kasaba ve kırsal kesim insanlarının sorunlarını işlemiştir. Nalınlar adlı oyununda toplumsal sorunlar karışımı bir köy komedyası vermeye çalışan yazar, Susuz Yaz adlı sonradan e, tiyatro haline getirdiği ve sinemaya da uyarlanarak yurt dışında ödül alan hikayesinde toplumsal gerçekçi bir üslup ve yöntem benimsemiştir. Zaten burada arkadaşlar gördüğünüz gibi eserlerinin adını vermiş. Susuz Yaz kimin eseriydi? Necati Cumalı'nın cevabımız Denizli Şıkkı. Bu parçada biz diye sözü edilen sanatçıların bağlı oldukları edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? Clyde Barnard'a göre çağdaş ahlak kötülük ve iyilik kavramlarına hakim olarak iyilik yaymak kötülüğü ise yok etmek ister. İşte biz de sosyal yaraların sebeplerini bunun için araştırıyoruz. Biz toplumda ve insanda olan bozuklukları izah etmek için sınıfların ve kişilerin anatomisini yapıyoruz. İşte bunun için çoğunlukla kokmuş ve çürümüş konuları da ele almaya ee, i̇nsan sefalet çılgınlıklarının bulunduğu uçurumun dibine kadar inmeye mecburuz diyor arkadaşlar. Bakın lütfen şunu dikkat. Sosyal yaraların sebeplerini bulmak için araştırıyoruz. Bir araştırma söz konusu değil mi? Yani bu akımda arkadaşlar bir ne söz konusu, bir deney söz konusu. Bakın lütfen dikkat. Biz toplumda ve insanda olan bozuklukları izah etmek için sınıfların ve kişilerin anatomisini yapıyoruz diyor. Gördüğünüz gibi yani naturalizmden bahsediyoruz cevabımız Adana. Realizmde gerçekçilik, sembolizmde simge, ağır dil, kapalı anlatım, surrealizmde bilinçaltı, romantizmde e, duygu, his, hayal söz konusu ama cevabımız Adana. Numaralanmış cümlelerin doğru yanlış belirlemesi aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? İlk örneklerini Memduh Şevket Esendal tarafından verilen küçürek hikaye türünde Oğuz Atay, Aziz Nesin gibi sanatçılar da başarılı çalışmalar ortaya koymuşlardır. Memduh Şevket Esendal arkadaşlar durum hikayesi yazmıştır ve Çehov tarzı hikaye Rus sanatçı Çehov'dan etkilenmiştir. Dolayısıyla burada kesinlikle bir yanlışlık söz konusu. Küçürek hikayenin örneklerine baktığımızda Ferit Edgül, Sevin Burak, Necati Tosuner, Refik Algan gibi, Tezer Özlü gibi isimlerin e, bu hikaye türünde eser verdiğini görüyoruz. Bu yanlış. Pastiş, parodi, ironi, bilinç akışı gibi anlatım teknikleri sadece romanda değil, hikayede de kullanılan anlatım teknikleridir. Doğru. Sevgi adlı hikaye Ferit Edgül'ün dünyaca ünlü bale sanatçısı Vaslav Nijingsay'ın yaşamından yola çıkarak kurguladığı küçürek hikaye türünden bir eserdir. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde Sevin Çokum, Hüseyin Nihal gibi birçok sanatçı din, dil, tarih, devlet, gelenek ve görenek gibi ayrıntılar üzerinde durarak milli kimliği eserlerinde işlemeye başlamışlardır. Bu da doğru. Bu şekliyle baktığımızda arkadaşlar cevabımız Adana Şıkkı olacaktır.